Çiftlik TV kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz süt sığırcılığı. Süt verimini etkileyen faktörler nelerdir? Yem rasyonumuz nasıl olmalı? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor süt sığırcılığında? Bunlara kısaca değineceğim. Öncelikle iyi bir süt verimi elde etmek için tohumdan başlamamız gerekiyor. Yani sperma ve spermanın uygulanacağı tohumun uygulanacağı hayvanımızın kaliteli olması gerekiyor. Kullanacağımız tohumun seceresinin bilinmesi ve kaliteli hayvanlardan elde edilmiş bir sperm olmasına dikkat etmek gerekir. Bütün koşulları sağladık. Buzağımız doğdu. Bu sefer de buzağı ishallerine karşı önlemler almak gerekiyor. Yani buzağımızı ishale kaptırdığımızda, yakalattığımızda muhakkak ileriki yaşlarda et veriminde ve süt veriminde düşüşler yaşanabilmektedir. O yüzden gerekirse veterinerlerden yardım alacağız. Gerekirse kendi bildiklerimizi uygulayacağız ama muhakkak ishal önleyici tozlar, ilaçlar kullanılması gerekiyor. Bu şekilde hayvanımızı daha sonrasında büyüttük, yetiştirdik ve süt alacak düzeye getirdik diyelim. Nasıl bir rasyon izlememiz gerekiyor? Tabii ki de bu süreç içerisinde kaliteli, enerji ve protein değeri yüksek besinlerle beslemek şart. Çünkü hayvanın gelişimi bu yönde yedikleriyle doğru orantılı olarak olacaktır. O yüzden gelişim için iyi bir bakım ve besleme şart. Yani sadece kaliteli hayvanı elde ettik, tamam, bundan sonra iyi bir süt ve et elde ederiz diye bir kural yok. Muhakkak bakım önemli. Bakımda dediğim gibi enerji ve protein değeri yüksek gıdalarla beslemek gerekiyor hayvanlarımızı. Tabii ki de bu yetiştireceğimiz düve ya da danaya göre bakım rasyonları, şartları değişebilir tabii ki de. Ama biz şu an süt sığırcılığından bahsediyoruz. O yüzden süt sığırcılığında ineklerimizden süt elde edebilmek için, yani tatmin edici bir süt elde edebilmek için neler yapmamız gerekiyor? Öncelikle hangi hayvanla yolumuza devam edeceğiz onu belirlememiz lazım. Holstein ve Simmental ırkları çıkıyor ağırlıklı olarak Türkiye'de karşımıza. Holstein ırkı yediği yemi inkar etmeyen, yediği yemi süt açısından en verimli hale getiren bir ırktır. Tabii ki de Simmental ırkı da düşünülebilir ama süt açısından değil tabii ki de. Et ırkı olarak, kombine ırkı olarak kullanıldığında Simmental ırkı ette daha verimli bir pozisyondadır. Tabii ki de sütü de kalitelidir. Hatta Holstein'den daha kalitelidir. Holstein'in sütü genellikle içmelik süt olarak kullanılır. Daha duru, daha suludur. O yüzden Holstein sütünü biz yoğurt yaptığımızda daha sulu bir yoğurt, tereyağı yaptığımızda daha kalitesiz bir tereyağı elde ederiz. Ama Simmental'in yağ oranı yüksektir. O yüzden biraz daha kaliteli bir süt yapısı vardır ama daha az verir. Holstein ırkı yavrusu daha ucuza gider. Simmental'in yavrusu biraz daha pahalı gider. Ancak Holstein sütle arayı kapatmaya çalışır ve bu şekilde dengelemeye çalışırlar birbirlerini. Holstein ırkı ortalama olarak düşündüğümüzde 25-30 kilogramlar görmektedir ama Simmental ırkı 20 kilogramlarda kalmaktadır. Şimdi daha fazla verenler de vardır tabii ki de. Bu ortalama ırklardan bahsediyor. Ortalama kilogramlardan bahsediyorum. Şimdi şu anda bir aile işletmesindeyim. Bu işletmede de süt verimi orta düzeyde şu anda. Çünkü ortalamaya baktığımızda laktasyonun başında olan çok fazla hayvan yok burada. Genellikle ortasında ve sonundalar. 13 sağılır var.
Ve ortalama günlük 19 ila 21 kilogram arasında bir süt verimi elde edilmektedir. Ve sırf Holstein ırkı da yok, gördüğünüz gibi simmental ağırlıklı. Bu düşük ya da orta düzeyde olmasının sebebi simmental ağırlıklı olması ve laktasyonun başında pek fazla hayvanın bulunmamasından kaynaklı. Genellikle ortasında ve sonunda bulunuyor buradaki hayvanlar. Şimdi rasyonumuza neler koymalıyız? Ortalama bir değer ya da ortalamanın biraz üstünde bir değer elde edilmek için rasyonumuzda muhakkak mısır sılajını kullanmamız gerekiyor. Mısır sılajını kullanırken de şuna dikkat etmek gerekir. Kuru madde oranı. Mısır sılajlarında kuru madde oranı %30 olması gerekir ortalama olarak. En ideali %28 ile 32'dir, aralığındadır. Ancak biz %30 kuru madde oranını bulduğumuzda kaliteli bir mısır sılajı vermiş oluruz. Tabii ki de bu yeterli değil. Mısır sılajının içerisindeki nişasta oranının da yüksek olması gerekiyor. Tanede olması gerekiyor. Bunu karşıladıktan sonra rasyonumuza 4 kilogram, o 20 kilogram kadar mısır sılajı kullanacağız arkadaşlar. 550-600 kilogramlık bir süt sığırı için 20 kilogram kadar mısır sılajını rasyonumuza ekledik. Ardından 4 kilogram kadar yoncamızı ekleyeceğiz rasyonumuza. Yoncada protein oranı biraz yüksek biliyorsunuz. %17-18 oranında protein yonca için iyi, kabul edilebilir bir protein oranıdır. Mısır sılajında protein aramıyoruz. Genellikle enerji arıyoruz. Yoncamızı da ekledik rasyonumuza 4 kilogram kadar. Rasyonumuza 2 kilogram kadar ya da 3 kilogram kadar saman koymamız gerekiyor. Samanın herhangi bir protein ve enerji açısından bir değeri yoktur. Kuru madde oranı yüksektir. %90 civarındadır. O yüzden samanı kuru madde olarak kullanmamızda fayda var. Çünkü işkembede oluşan asidi almaktadır ve zararsız hale getirmektedir. Saman hayvana doygunluk vermekte ve geviş getirmesini sağlamaktadır. Biliyorsunuz ki büyükbaş sığırlar geviş getiren hayvanlardır. O yüzden muhakkak geviş getirmesi gerekiyor midesini rahatlatması için. Saman da bu yönde bir fonksiyona sahip, yani geviş getirmesini sağlayan bir faktörde saman. Bunun yanı sıra 2 kilogram kadar arpa ezmesi kullanabiliriz. Kırma ya da bütün olarak kullanmayalım, ezme olarak kullanalım, daha yararlı hale gelir. O zaman rasyonumuzu tekrar edelim. 20 kilogram kadar slash, 4 kilogram kadar yonca, 2-3 kilogram kadar saman, 2 kilogram kadar arpa ezmesi ve olmazsa olmazlardan, ben burayı hazırladım, olmazsa olmazlardan süt yemi arkadaşlar. Süt yemini de aşağı yukarı 7-8 kilogram kadar kullanmamız gerekiyor. Samanımız, arpa ezmemiz, süt yemimiz ve mısır sılajımız. Rasyonumuz bu şekilde. Şu an yoncamız yok. Yoncamızı da eklememiz gerekir. Rasyonumuza 4 kilogram kadar yonca eklememiz bizim için faydalı olur protein açısından. Tabii ki de bu rasyon düvelere ya da danalara farklı şekilde uygulanmaktadır. Şu an ben 20-25 kilogramlık süt veren bir inek, bir sığır için bu rasyonu düzenledim. Tabii ki de bu rasyon normalde bir yem makinesiyle karıldığında daha iyi sonuç verecektir. Ya da laktasyon süreci başındaki hayvanlarımızda, laktasyonun ortasında ve sonunda kuru dönemdeki hayvanlarımızda farklı rasyonlar uygulayabiliriz. Bu da bir yöntemdir. Ama böyle aile işletmelerinde genellikle sağılır ineklere, laktasyonun başında ya da ortasında sonunda olduğuna bakılmadan verilmektedir bu rasyon. Evet.
Kuru dönemdeki hayvana süt yemi verilmemesi gerekiyor. Tabii ki de doğum yapacak hayvana doğumu yaklaştığında 10-15 gün ya da 10 gün kala süt yemi verilmesi gerekir. Çünkü süt kanalları kendini açsın, kendini hazır hale getirsin diye süt yemine başlamamız gerekir azar azar doğum yapacak hayvanımıza. Ama kuru dönemdekine vermememiz lazım. Çünkü ineğin göğsünün dinlenmesi gerekiyor. Kendini onarması gerekiyor ve süt üretmemesi gerekiyor. Sütü çekmesi için süt yemi verilmemeli ineklerimize. Bu şekilde arkadaşlar ineklerle ilgili vermek istediğim bilgiler bunlar şu an için. Rasyonumuz da bu şekilde: 20 kilogram kadar slaj, mısır slajı, 4 kilogram kadar yoncamız, kuru yonca, 2 kilogram kadar, 2-3 kilogram kadar samanımız. Bunun dışında 7-8 kilogram kadar süt yemimiz ve 2-3 kilogram kadar da arpa ezmemiz rasyonumuza eklenebilir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler, iyi seyirler.